Ben hemen sizlere konuğumu takdim etmek istiyorum. Hocam zaten bugün sizin yanınızda da program yapmak ayrı bir şey. Cesaret <laughs> işidir. Allah, Allah. Yakında Üniversitesi İletişim Fakültesi. Doçent, doktor Fevzi Kasap bizimle beraber olacak... Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Ne güzel neşeniz <laughs> yerinde. Sevgiyle üretiyorsunuz. E, sevindim, mutlu oldum sizler böyle evet. mutlu evet, görünce. Evet yani bir şey, şöyle bir şey var. Hocamızın yanında da böyle program yaparak ayrı bir e, ayrı kesinlikle. E, öyle Şu düşünmeyi. anda böyle bir heyecan sardı bizi yani. Kesinlikle öyle düşünmeyin. Çünkü siz Deneyimizle öne çıkıyorsunuz. Yıllarınızı verdiniz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sizler de tabii ki program yapıyorsunuz. Şu anda tabii biraz ara verdiniz ama evet. yoğunluğunuzdan farklı dolayı öğrencilerden Farklı bir yorgunluk ve farklı bir meşguliyet program yapmak bir süre yaptım ama dediğim gibi gerçekten zamanınızı, enerjinizi tamamen ona ayırmanız gerekiyor. Çünkü yayıncılık gerçekten sorumluluk istiyor, ciddiyet istiyor. Evet, Biz evet. üniversite adına uzun bir süre bunu yaptık ama akademik çalışmalar da birlikte zor gidiyor. Evet, evet hocam. Peki hocam hemen birazcık böyle iletişim Fakültesinden bahsedecek olursak, e, neler söylerseniz, misyonundan, vizyonundan bahsedecek olursak. E, biz e, çok genç ve dinamik bir yapıya sahibiz ve amacımız da gerçekten şey e, sektöre deneyimli, e, bu işi seven, iyi eğitim almış, e, üst düzey e, donanımla eğitim almış insanlar e, vermek, insanlar e, sektöre sunmak. E, bu nedenle e, yaşlar ilerles ilerlese de e, azim motivasyon genç kalan insanlarla çalışıyoruz oldukça düzeyli ve farklı ülkelerin ve farklı üniversitelerin iletişim fakültelerinin veya sanat fakültelerinin eğitim görmüş bir geniş katroya sahibiz bu açıdan da sanırım farklı bir yapımız var Kuzey Kıbrıs üniversiteleri arasında. Bir diğer şansımız da iletişim fakültesi oluşturulduğu süreçte farklı bir binada eğitim verilmesi ve iletişim eğitimi verir düzeydeki bir binada bu amaca yönelik bir binada eğitim vermesi planlandı. O nedenle dersliklerin dışında bunu tamamlayan uygulama alanları da televizyon gibi evet, radyo gibi evet. gazetecilikle ilgili alanlar gibi ve görsel iletişim tasarım alanları gibi bu amaca yönelik tasarlandı ve buna göre eğitime sunuldu. O açıdan çok şanslıyız çünkü sadece kuramsal eğitim değil veya e uygulama eğitimini de e kitapla defterle sınırlı kalmadan, kaynaklar arasında kalma kalmadan e uygulama yapılacak alanlarda verme şansımız var. E bu nedenle e sektöre çıkan öğrencilerimiz ve mezun olduktan sonra e iş kaygısına düşüp çalışma hayatına giren öğrencilerimiz e deneyimleriyle e bir adım önde ...olduklarını söyleyebilirim... Evet. E, ...amacımız da bu... ...yani gerçekten... E, ...yurdunu seven, ülkesini seven... mesleğini seven, iletişime gönül veren... ...ve bu alanda e, var olup... ...ekmeğini buradan kazanmak isteyen... E, ...insanlar... ...yetiştirmeye çalışıyoruz... Burada da akademik kadrodan yararlandığı kadar üniversitenin imkanlarından ve fakültenin imkanlarından yararlanan e, gençler mezun etmeye çalışıyoruz. Çünkü e, fakültenin imkanları olduğu kadar üniversitenin imkanlarını yararlanmaları da çok Tabii önemli. Ki. Çünkü Tabii ki. üniversite eğitimi komplike bir eğitim. Sadece e, fakülteyle sınırlı tutmak olası değil, mümkün değil. E, üniversite e, yaşamını o 4 yıllık... En aktif olması gereken süreci de üniversitenin imkanlarından e, yararlanabilmesi evet. gerekiyor. Evet. Peki hocam birazcık da bölümlerden bahsedecek olursak bölümleri birazcık tanıtır mısınız bizlere? Bölümlerimiz oldukça çeşitlendi. Yani e, bundan yıllar öncesi basın yeni yüksek okulları ve sonrasında iletişim fakülteleri gündeme geldiğinde e, sınırı 3 program içerisinde evet. eğitim veriliyordu. Bunlar da aşağı yukarı herkesin bildiği gibi işte gazetecilik evet. başta geliyor. Daha sonra bunu takiben görsel basın veya görsel gazetecilik düşünüldüğünde radyo televizyonlar gündeme geldi. Biz de bunu dikkate alarak... Gazetecilik, radyo, televizyon, sinema ve e, halkla ilişkileri ve tanıtım gibi geleneksel bölümlerin yanı sıra e, yeni bölümler açmaya çalışıyoruz. Bunları zenginleştirmeye çalışıyoruz. Şu anda 5 e, lisans programında eğitim veriliyor. Aynı zamanda 2 yıllık ön lisans programları, yüksek lisans ve doktora programları söz konusudur. E, hemen 4 e, yıllık programları şöyle sıralayabilirim. Gazetecilik bölümü, radyo, televizyon, sinema bölümü, benim bulunduğum evet. e, halkla ilişkileri ve tanıtım programı. Bir de e, şu anda İngilizce eğitim veren e, film tasarım bölümü yani film making dediğimiz bir program e, açıldı son 3-4 yıldır. E, orada da yabancı öğrenciler ağırlıklı eğitim veriliyor çünkü İngiliz dilinde eğitim veriyor. Bir de görsel iletişim tasarım programımız var. Evet. E, i̇ki yıllık programlarda da radyo-televizyon teknolojileri var. Fotoğrafçılık, kameramanlık bölümümüz var. Hız, e, daha hızlı sektöre e, çalışan sunabileceğimiz veya daha erken çalışma hayatına atılabileceğimiz programlar. E yılda bitirebiliyorlar programlar. artık. Evet, Öyle bir e, yan bir yani. alan olarak e, saç ve bakım güzellik uzmanlığı bölümü açıldı. E, sektörle bu da ilintili. Yani Aynı zamanda, bağlantılı e, 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 doğru söylüyorsunuz. Evet. Görsel İletişim ve Tasarım Programı'nın iki yıllık bölümü var. Bir de bu bahsettiğimiz dört yıllık bölümlerin büyük bir kısmının İngilizce eğitim veren programları da söz konusudur. Evet bir de her anlamda zaten her yerden öğrencilerimiz evet, var. Evet, evet. Yani onlarla peki nasıl oluyor hocam? Zor olmuyor mu? Ee, yani üniversiteye geldiklerinde farklı bir departmanın ilgisiyle kabul ediliyorlar. Evet. Gözetiminde kabul ediyorlar. International ofisin, onların e, kriterleri farklıdır. Buraya belgelerini sunup her ülkenin e, özelinde değerlendirilip üniversiteye kabulleri sağlanıyor. Bunun sonucunda da e, yabancı dilde eğitim aldıkları için bir sıkıntı yaşamıyorlar. E, direkt çünkü İngilizce eğitim alıyorlar. Bu ülkelerden gelen öğrencilerimizin de İngilizce seviyeleri oldukça iyidir e, ve direkt programlara başlayabiliyorlar. E, üniversite e, içerisinde oryantasyon sorunu yaşamamalar açısından da e, International ofis öğrenci dekanlığı e, Kültür Spor Daire Başkanlığı ve Rektörlük Tezindeki birçok birim özel çabalar ve etkinlikler ortaya koyuyorlar. Evet. ve daha erken motivasyonları sağlanıp e, olmaları sağlanabiliyor. Evet. Peki hocam birazcık da staj imkanlarından bahsedecek olursak neler söylersiniz? birçok bölümümüzün staj imkanları hem üniversite içerisinde hem üniversite dışında değişik alanlarda. Olasıdır, mümkündür. Fakat özellikle üniversite imkanlarını söylemek bahsetmek gerekir. Çünkü biliyorsunuz yakında üniversitesi yan alanlarıyla gelişen evet. bir üniversitedir. Yan kuruluşları söz konusu olan bir üniversitesi üniversitedir. Turizm, yatırımları olan, bankacılık sektöründe var olan, eğitim anlamında sıfır yaştan itibaren eğitim veren, o yüzden birçok okulu bulunduran, okul öncesi, ilkokul, or, kolej gibi alanları bulunduran bir üniversite ve bunun dışında e, birçok şu anda aklıma gelmeyen birçok alanda da faaliyet yürüten bir üniversitedir. Bu yüzden sadece iletişim Fakültesi'nin değil birçok bölümümüzün bir yani. işte 160'dan e, fazla lisans programı olduğunu biliyorum son dönemde. Çünkü hemen hemen her alanın açılması e, noktasında bir inanç e, söz konusu ve tüm fakültelerin üniversitede e, açılması yönünde ciddi bir çaba var. Ve büyük bir kısmı da %99 tamamlandı da demek mümkün aslında. E, fakat iletişim fakültesi özelinde konuşursak da e, bizim dediğim gibi e, iletişim fakültesi kompleksi e, binamız evet. ve kompleksimiz oluşturulduğunda e, öğrencimizin uygulama eğitiminde birlikte alması düşünüldüğü için e, yakın Doğu FM adını verdiğimiz bir radyo evet, devlet kondu var. E, Bu da nereden baksanız 16-17 yıldır yayın yapan bir radyo e, istasyonu aynı zamanda 70 TV yakın Doğu Üniversitesi Televizyonu e, söz konusu. Öğrencilerimiz zaten derslerin var, bir evet bence. derslerin büyük bir kısmını uygulama olarak buralarda alırken bir de müfredata eleştirdiğimiz staj dersleriyle aynı zamanda burada zorunlu zaman zaman da gönüllü staj yapma şansları var. <laughs> İl staj dediği dersleri ki bunlar zorunlu bir ve iki dönemde verilen derslerdir. Bunlar zorunlu staj getiriyor onlara. Fakat bir de gönüllülük ilkesi söz konusudur. Çünkü neredeyse Yakın Doğu TV ve FM e, radyomuz e, profesyonel anlamda faaliyet gösteren evet, evet. E, kanallar, eğitim kanalları e, fakültemizle bağlı. E, ve burada da e, çocuklar gönüllülük ilkesine bağlı olarak çalışma şansları var. E, biz onları e, sektöre girdiğinizde, geçeceğinizde daha rahatlıkla pozisyon yaratılabilmesi açısından size e, buralarda yer almanıza yarar verdiği yönlendiriyoruz. Bir yandan da özendiriyoruz. da. Biliyorsunuz öğrencinin en büyük kaygısı da... E, Harçlığını, e, cep harçlığını çıkarmak <laughs> veya ne bileyim belli bir burs sağlamak gibi çabaları var. Belli burslandırma sistemleriyle saat başı ücretler koyarak e, emeklerinin karşılığını da alıp e, birazcık da para kazandıklarında e, daha e, yoğun ve motivasyonla çalışmalara söz konusu olur diye e, düşünüp e, bunları ödüllendiriyoruz da. Yani hem eğitimini alıyor hem de e, cep harçlarını çıkartabileceği ve bir burs e, alabileceği <laughs> bir çalışma ortamı yarattık. Ve zaman zaman günde 5-6 saat çalışabilen, dersleri dışında veya boş günlerinde çalışabilen öğrencilerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bunlar bir iki adım önde başlıyorlar. Yani iş aramaya başladıklarında bir iki adım önde başlıyorlar. Ya da sizin gibi kanallardan, Kuzey Kıbrıs'ta veya değişik Türkiye'deki illerde, ilçelerde ihtiyaç söz konusu olduğunda, bize başvurulduğunda, Rahatlıkla bazen Siz ikinci evet evet ikinci üçüncü sınıf öğrencilerimiz bazen o donanıma sahip olabiliyorlar. Evet şu anda zaten sizden de bizde bir öğrenci var Ebru Hanım. Ebru var. Hala sevindiğim Mustafa. Mustafa var. mezun olmuş artık o usta oldu hocam artık. <laughs> evet. O bizim artık bir şeyimiz oldu ustamız oldu ama Ebru daha yeni yeni haber haberleri sunuyor bildiğiniz üzere. Ne güzel bize. Ne mutlu bize. Aynen öyle böyle öğrencilerde de yetiştirmeniz bizim için de çok mutlu zaten çok anlam verici. E, ama radyo, televizyon ve sinema bölümü sanki birazcık böyle daha düşüşler yaşıyor mu hocam size göre? Şimdi yani biz üniversite özelinde böyle bir böyle düşüş çok ilgi kalmadı gibi. olduğunu söylemek yerine iletişim eğitimine göre genel anlamda bir düşüş olduğunu söylemek mümkündür. Bunu da şuna bağlayabiliriz. Yani Sektörlerin büyük bir kısmında zaman zaman bir hareketlilik olur evet. yani teknolojik bir yenilenme olur bir değişiklik söz konusu olur buna bağlı olarak da o sektörde bir kıpırdanma olur veya bazı sektörlerle ilgili ekonomik bir hareketlenme olur o sektörlerle ilgili eğitime de ilgi artar. Biz de zaman zaman bunu yaşıyoruz. Örneğin Kuzey Kıbrıs'ta inşaat sektöründe bir canlanma evet. söz konusu olduğunda ve Kıbrıs ile ilgili bir çözüm e, sürecine girildiğinde biliyorsunuz tur şey e, hareketleniyor, inşaat sektörü evet. hareketleniyor. Türkiye'de de zaman zaman farklı yapılanmalar e, olduğunda hareketlilik yaşanıyor. O zaman hemen mimarlık, iç e, iç mimarlık, inşaat mühendisi gibi alanlarda bir ilgi söz konusu. E, bizde de 90'lı yıllar biliyorsunuz Türkiye'de tek kanaldan özel kanalların evet. açıldığı ve çok kanallı sürece geçtiğimiz dönemdir. E, 92 binler hatta biraz daha sonrası da e, televizyon eğitimi, medya eğitimi, televizyon demeyelim sadece, evet. medya, medya. E, eğitimi veren programlara ilgi oldukça arttı. E, ve bunlarda neredeyse e, artık öğrenci e, zor yerleşir duruma geldi puanlarda yükseldiği için. Fakat e, dengeler yerine oturduğunda sektör e, çalışan sayısına e, tatmin olmaya başladığında e, farklı alanlara ilgi e, oluşmaya başlıyor. Fakat hiç bitmeyen bir şey var. Yani e, medya eğitimi görmenin veya iletişim eğitimi görmenin daha doğru ifadeyle her zaman bir e, şey var. E, prestiji var. Evet. Yani e, her mesleğin kendine göre bir prestiji var ama e, gazetecilik, e, televizyonculuk e, ayrı zaten hocam. Yani insanları karşısına idarezi... evet. bir defa çıktığınızda evet. artık yani o sizin işinizden çok e, aşkınız oluyor bence. Bu da küçük yaşlarda insanları idealize evet. etmesiyle başlıyor. Yani ee, hani küçükken bir arabayı görürsünüz de e, onu o kadar işselleştirirseniz marka vermeyelim. Büyüyünce ona sahip olacağım evet, diyorsunuz. Evet, evet. Ee, televizyonda da e, böyledir. Bazen doktorlar dizisini görürsünüz. Orada o meslek e, idealize edilmiş olur. E, öğretmenlerle ilgili çok etkili bir dizi görürsünüz. E, öğretmen olma e, hayalini canlandırır. Veya televizyonda e, hepiniz bir idolsünüz. Ee, sizi etkinize kalan, sizden feyiz alan birçok genç şu anda belki de bu mesleği idealize etmiştir. Ama ee, onun böyle böyle özellikle çok başka hocam Kesinlikle. yani çok ağırdır. Şurada konuştuğunuz ağzınızdan çıkan her kelimeye çok dikkat etmeniz gerekiyor ki sizin de dediğiniz gibi çok küçük yaşlarda bizleri örnek alan insanlar var. Onun da verdiği bir şey var aslında bizim üzerimizde. Orada bazen ondan da şey oluyoruz biz aslında. Yani sadece o, gençleri etkileyen bir söylem ki. geliştirmiyorsunuz. Toplumu evet, evet. etkileyen bir söylem geliştiriyorsunuz. Yani dediğiniz gibi ağızdan çıkan ıı, yanlış bir ifade farklı bir algıya, farklı bir... Iı, evet. in davranışa reflekse dönüşebilir. Hep örnek veririz işte öğrencilere de. Yani işte tıpta bir doktor hata yaptığında bir hasta ondan muzdarip olur veya ne bileyim olumsuz etkilenir. Sonucunu söylemeyelim ama iletişimde böyle bir hata yaptığınızda ekran önünde bunun Gitar. sonuçları çok daha korkunç olabilir. O yüzden neredeyse bir doktordan daha hassas davranmanız gereken ve ehemmiyeti olan bir meslektesiniz. E, bu duyarlılıkla e, ve bilinçle yaklaşmanız gerekir diye hep aktarmaya kulaklarına su kaçırmaya çalışıyoruz. Evet, tabii ki bunun yanında çok güzel şeyler de var. Yani şu anda e, birazcık böyle ağır tarafından girdik ama çok güzel yanları da var. Tabii ki dediğim gibi yani bir kameranın karşısına çıkıp artık sunum yaptıktan sonra ya da şey yaptıktan o büyük bir hazır sunucu için ve aradan zaman da geçse mesela siz de şu anda bir ara verdiniz ama bir süre sonra eminim ki tekrar ekranlara Geleceksinizdir çünkü onun bir şeyi var değil mi üstünüzde? Yani, yani alıştınız artık bir de. Yani e, dediğiniz gibi o bir şey virüs gibi. O Aynen Bulaştıktan öyle. sonra belki virüslerde şey oluyor ya iklim hava koşullarına evet, bağlı evet. olarak e, türlü şekilde değişiyorlar evet. e, ve onlardan kurtulamıyorsun. E, belki e, sanatta, e, medyada e, bu tarz bir özelliği var diye inanıyorum ben de. E, doğrudur yani bırakmak, e, kopmak odası olmuyor. Siz kopsanız bile e, şey bu alana girdiğinizde e, ortam sizi bırakmıyor o evet, zaman evet. zaman. Belli bir yerden yani kamera önünde değil ama belki fikir aşamasında masa başında bir projenin içerisinde buluyorsunuz kendinizi veya ne bileyim bu televizyon veya sinema'nın e, veya radyonun farklı bir e, kategorisinde buluyorsunuz kendinizi ama galiba tamamen bu işten ayrılmak emekli olmak ele tek çekmek mümkün değil gibi mümkün düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum artık hocam. Peki hocam sizin tabii ki şu anda öğrencilerinizde bir takım yaptığınız kısa filmleriniz var, belgeselleriniz var, e, bugüne kadar yaptığınız birçok şey var. Onlardan birazcık bahsedecek olursak neler söylersiniz? Şimdi bu konuda e, çok zaman çok zaman çok mütevazı olmaya çalıştım ama artık olmak belli bir yaştan sonra olmamak gerekiyor. 10 yıldır yakında üniversitesi ilişim fakültesindeyim. Benden e, Ben üniversitede öğretim görevlisi olarak... Ee, yer almadan önce de e, mutlaka olumlu işler yapıldı e, ve başarılı işler yapıldı ama e, bu konuda biraz da kendime pay bi biçiyorum Tabii galiba. E, bir iş yapmak, o işi alıp rafa koymak var. Bir de o işi alıp parlatmak, e, tozunu üfleyip onu gün ışığına çıkarmak, insanlarla paylaşmak gibi bir şey var. E, hani şey var ya düşünmek. Düşünüyorsun ama senden çıktığında Sen, artık o bir eyleme dönüşüyor. Ee, veya ne bileyim yazmak istediğin bir şey var. Yazıyorsun. Hatıra yazıyorsun onu, Oraya koyuyorsun. Fakat o sadece senin. Ama onun yayınlandığında e, neşrettiğinde o insanlara kamuoyuna mal oluyor. E, bu öyle bir şey. Bizde de böyle bir şey var. Yani biz bir işleri yapıp, çalışmaları yapıp iyi çalışmalar, kötü çalışmalar, bazen varsa çalışmalar. Onları bir yerlere kaldırıyorduk diye düşünüyorum. E, ben yapılan e, tüm çalışmaları iyisiyle kötüsüyle Gün ışına çıkarmak, eğer zayıfsa, kötüyse onu tartışmak, iyiyse onu paylaşmak ve yapanı motive etmek gibi bir düşünce içerisindeyim. Bunu yapmaya çalıştık. Ee, ve çektiğimiz filmleri, kısa filmleri değişik kategorilerde, e, belgeselleri, kamu spotlarını, bazen video klipleri, de değişik program türlerini, radyo program türlerini hep paylaşmaya ve bir yerlere e, ulaştırmaya çalıştık. Film festivallerine gönderdik, yarışmalara gönderdik, televizyon kanallarına gönderdik. Yani e, yarışmaya Tam göndermedik ama biri bunu vardır. seyretsin. Yani niye üretiyoruz bunu? Tabii ki. Ciddi düşünce e, içerisine giriyorsun, düşünce işçiliği yapıyorsun, e, eyleme girişiyorsun, bedensel olarak yoruluyorsun. E, ve ciddi bir yorgunluk e, ve bir üretim çıkıyor sonuçta. E, onu alıp da işte dosyama koyayım, CV'mde bulunsun demek de, Biraz e, zayıf bir düşünce veya ne bileyim bencilce bir düşünce. Bunları hep paylaşmaya çalışıyoruz. Ülkemizdeki televizyon kanallarıyla işbirliği yapıp çektiğimiz belgeselleri e, kanal ayırt etmeden herkesin farklı izleyici kitlesi vardır. Ve herkesin ulaştırmak açısından e, tümüne e, ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani biz böyle bir film yaptık, belgesel yaptık. Buna yer vermek ister misiniz diyoruz. E, bazen de bunları medyada yer aldığında, yazılı basında yer aldığında böyle bir e, başvuruya... Görüşmeye ihtiyaç duymadan kanallar, televizyon kanalları bize başvuruyorlar, bize gelip talep ediyorlar. Bunu verin, ne zaman yayınlıyorsunuz? Alıştılar ama bir de artık diyorlar. yani kanallar evet. da alıştı. Biliyorlar evet. çünkü sizden çıkıyor Kamu Spotları ya da vesaire birkaç tane böyle kısa filmler falan hep sizden çıkıyor. Elimizden geldiğince paylaşmaya evet. çalışıyoruz. Çünkü şöyle bir şey var yani e, resim yapıp da sergi açmamak... Olmaz. Olmaz. Kitap yazıp da rafa kaldırmak olmaz. Yani bunu paylaşman gerekiyor. Bir şey üretmişsen, bir düşüncen varsa bu düşünceyi toplumuna sunman gerekiyor. Ya estetik ya da ne bileyim bilimsel bir takım kaygıların varsa bunu bir zemine getirip o zeminde insanlara ulaşmasını, tartışılmasını ve istifade edilmesini sağlaman gerekiyor. Bunu yapmaya çalıştık. Festivallere katıldık. Bir sürü ödül aldık. Sanırım orada yaptığım nacizane bir fikir ve ne bileyim bir davranışta dönüşüm gibi bir şey oldu. Çok fazla ödül aldık. Evet. değişik festivallerden Türkiye'de, yurt dışında katılımlar sağladık. filmlerimiz gösterilmeye değer bulundu. Ödüller aldık. bu mecralarda üniversitemizi ve ülkemizi temsil etme şansımız oldu. O bu anlamda sıralamaya baktığımızda mesela hocam nasıl gidiyor? Yani nasıl hazırlanıyorsunuz? Zor bir süreçten geçiyorsunuz sonuçta. Yani hiç ortada bir şey yokken yani ne bileyim bir festivale katılacaksınız. Tabii ki sizin kesinlikle e, bir projeleriniz, aklınızda ürettiğiniz bir şeyler vardır ama onu hayata geçirene kadar mesela neler yapıyorsunuz? Neler yaşıyorsunuz? Öğrencilerle birlikte çünkü belli e, bu bir takım çalışması evet. olduğu için öğrencilerle beraber e, neler yapıyorsunuz? Ne gibi süreçten geçiyorsunuz mesela? Şimdi bazen e, bir yarışma veya festival düşüncesiyle Yola çıkıp bir çalışmaya başlayıp sonuçlandırıyorsunuz ama bazen öyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz ne, ki öyle, evet. e, çıkan iş beklentinizin o kadar üzerinde bir şey çıkıyor ki e, kaçınılmaz olarak sonuçta bunu ha şuraya gönderelim diyorsunuz, e, şu festivale gitsin veya şu yarışmaya katılsın diyorsunuz. O yüzden e, farklı çıkış noktaları veya ne bileyim start e, alma şekilleri olabiliyor. Bizim yaptığımız yani üniversitedeki akademik kato ile birlikte yaptığımız çalışmalarda öğrencilerimize dahil ederek daha çok festival ve yarışmaya göndermenin ötesinde toplumun belleğini canlı tutmak, toplumla ilgili geçmişteki bilgileri, kişileri, olayları, günümüze taşıyıp yeni nesillere ulaştırma yönünde görsel bir bellek oluşturma kaygısı taşıyoruz. Yani bundan 100 yıl önce de bu ülkede kanaat önderleri vardı, politikacılar vardı. 100 yıl önce de bu ülkede sanatçılar vardı, aydınlar vardı. Toplumla ilgili düşünüp, toplumla ilgili yazanlar, çizenler vardı. Fakat neredeler? Ee, belki yazı, alanı, edebiyat bunların belli bir kısmını taşımıştır. Ya da ne bileyim o günlerde bunlar gazeteler diye almıştır ama bunlar şu anda milli arşivde ya vardır ya da özel kişilerin arşivlerindedir eğer bunları belli otoriteler toparlayamamışsa. Fakat bunları araştırıp gün ışığına çıkardığınızda ve görsel anlamda insanların bilgisine sunduğunuzda ee, tekrar bir yenilenme söz konusu oluyor. Yani e, kendi tarihinizi, kültürünüzü, düşünce biçiminizi, e, davranış biçiminizi e, bugünün koşullarıyla karşılaştırmak, analiz etmek e, veya e, geçmişine sahip çıkıp geleceğini çizmek gibi klasik bir laf var ya. Evet, evet. E, bunu yaratabiliyorsun. Yani bu ülkede basın e, bugün ortaya çıkan bir şey değil. Ama e, bundan 100 yıl önce de. 120 yıl önce de ülkemizde basın vardı ne ama kimler vardı ne söylüyorlardı. O günden bugüne basında ya da radyo televizyonda ne bileyim ne değişti sizce? E, yani, yani çok e, anlamda şey tabii ki çok değişti. Şey ama değişti. böyle birkaç tanesini böyle çok örnek şey verecek Çok şey değişti. Olursa... Mesela geçtiğimiz günlerde bir kitap yayınladım. E, elektronik e, 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 kitap e, bu. Eee Kıbrıs'taki ilk radyo 1960'lı yılların sonlarına doğru milli mücadele e, örgütlenme e, söz konusu olduğunda bir radyoya ihtiyaç duyuldu. Evet, evet. E, ve bu radyoda genelkurmay başkanlığına o dönem e, TMT yetkilileri e, genelkurmay başkanlığına yazıp e, ülkede artık böyle bir örgütlenme için e, milli mücadele örgütlenme için iletişim araçlarına ilgi e, ihtiyaç, i̇htiyaç duyulduğunu evet. e, ve e, bir radyo talep ettiklerini bildirdiler. Fakat tam da o günlerde işte Genel Kurmay Başkanlığı Tem diye bir şirkete teklif alıp Kıbrıs'ta böyle bir radyo oluşumu için çabaya giriştiğinde Kıbrıs'ta olaylar patlak veriyor ve bir radyo kurulması yönünde Kıbrıs'ta bir Türk İngilizlere tesis cihazları satıyorlar. O radyoyu alıp işte Söyleniyor ya Doktor Küçük Cumhurbaşkanı Mağbı'nın evet. e, evinin garajında barakada bir radyo kurulduğu yönünde. E şimdi ona baktığınızda e, hangi imkanlarla nasıl, nasıl radyo kuruldu ve bugünkü imkanlara bakıyorsunuz, internet üzerinde yayın yapıyorsunuz. <laughs> ha belki bu dünyada da böyledir ama Kırmızı'da aldığınız yolu düşünün. Yani 60'larda dünyada radyoculuk neredeydi? Ya, Biz evet. radyoyu nasıl kurduk? İşte bir tesis cihazını alıp onu modernize edip ve modifi edip e, 8 tane telefon ahizesini e, anons için hoparlör olarak e, kullan, evet. mikrofon olarak kullanarak 20 tane aküden enerji alarak bir dakika <laughs> böyle bir düzene kurup radyo kuruyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Evet. E, bu çok ciddi bir dönüşümdür. E, ve ciddi bir e, yenilenme söz konusu. Yani bugün çok küçük bir bütçeyle e, belki çok büyük kurumlar değil küçük bütçesi olan şahıslar bile radyo kurabiliyorlar. Evet. En azından evet. internet üzerinden yayın yapabileceğiniz e, bir e, yayın aracına sahip olabiliyorsunuz. Çok basitleştirildi bu hocam. Bu gelişim. Ya, aslında ne bileyim bu kadar çok basitleştirilmesi basitleştirmesi gerekmiyordu. Bence öyle düşünüyorum. Teknoloji ben. bunu getiriyor Aynen. ama. Aynen teknolojinin yaptığı tabii yarası. Gazetecilik, şey gazetecilik nasıldı? Mesela biz şey araştırdık. Birazdan bilmiyorum e, Mustafa ve, ve Sofret oraya gelirse. Hocam, e, onu da söyleriz. E, Mehmet Remzi Okan Kıbrıs'ta ilk Türkçe gazeteyi çıkartan e, büyüğümüzdür, kanaat önderi ve gazetecidir. Çok önemli bir isimdir. Kaçımız biliriz, sanırız e, tartışılır. E, fakat e, o dönemde, onların dönemine baktığımızda gazetecilik, Türkiye'den gelen telgrafların bile evet. çoğaltılıp e, satıldığını söyleyebiliyoruz. Yani bir telgraf haberinin bile, telgrafta yazan bir bilginin bile haber diye taşıdığı ve bunun çoğaltılarak matbaalarda e, bir bedel karşılığında satıldığını Satıldı. söyleyebiliriz. Bu noktada gazeteci, gazetecilik ama bize şu anda yirmi metre dediğimiz geliyordu. araç. Efendim? Türkiye'den bize gazeteler kaç günde geliyordu? Bir de o şey vardı. Ee, yani Burada o çok yoktu, yakın şey bir yoktu. süreç. Ee, evet. 90'lı yılların, e, 2000'li yılların başına kadar gazeteler bize bir gün sonra geliyordu. Evet. evet. Bir gün sonra haberimiz oluyordu. <laughs> Herkes duyuyordu biz bir gün sonra evet. bir şey yapıyorduk. Peki hocam Radyo Sinema TV'yi e, seçecek arkadaşlara önerileriniz neler olur? Radyo, ne gibi TV, tavsiyelerde bulunursunuz mesela? Şöyle söyleyelim yani bir kere e, hep sevmek <laughs> sevmek diyoruz ya e, ama insanlarla sohbet etmeyi sevmek, insanlarla e, bir şey konuşmayı, paylaşmayı, iletişime girmeyi sevmek. Yani içe kapalı, içe dönük bir yapı e, iletişimcik e, iletişim alanında dezavantajdır. E, önce birebir insanla e, karşındakiyle iletişimi seven, iletişime geçmeyi seven bilgi almayı, düşündüğünü tartışmayı ve karşısındakinin den yararlanmayı seven bir olmak gerekir. Bir diğeri gerçekten şey okumayı sevmek gerekiyor. Yani ülkenin kendi ülkesinin dünyadaki ekonomik, politik, siyasal, kültürel Herhalde. anlamda ilgisi olması gerekiyor. Çünkü şu masaya çıktığınızda sizi Programın sürecin geçen dakikaların saniyelerin nereye götüreceğini biliyorum, bilemiyorsunuz. Evet. Yani bazen gelen bir telefon o süreci değiştirebiliyor, farklı bir gündem evet. patlayabiliyor ansızın ve siz yayındaysanız o yayını alıp götürebilecek bir bilgi darjına sahip olmanız gerekiyor. Bazen gelen konuk sizi konuk. alıp evet. götürebiliyor veya bazen konuk değil siz konu alıp götürebiliyorsunuz. O nedenle birçok alanda en azından minimum bilgiye, en azından kulağınızda bir duyum olması gerekiyor onunla ilgili. Ee, bu çok önemli. Yani okumayı sevmeyen, araştırmayı sevmeyen bir insanın iletişimde e, başarılı olması e, şansa kalmıştır diyorum, diyebilirim. Veya fiziksel özelliklerine kalmıştır. Çok hoştur, ekran yüzü vardır. Belki olabilir istisna ama e, gerçekten e, kamera e, önünde veya haber e, masasında... E, haber derken de spor, kültür, sanat, evet. magazin bunların hepsi bilgi gerektiriyor. E, şeyi hatırlarsınız, e, Kürk mantoluğu neydi? kitabın bizim biz aynı şey yapmayalım. E, kadının biri şey demişti ya, yani kitabı e, duymamış ve ciddi bir e, sansasyona neden olmuş. Evet, evet. E, yani bazen ekran sizi e, yıpratabiliyor da, e, kanalınızı da yıpratabiliyor. Evet. O nedenle e, minimum bilgi. Madonna. Ee, evet. <laughs> Madonna, Madonna. Ee, evet. Bazen sizi böyle harcayabiliyor da ve bu farklı e, uzantılara bağlantılara vesile olabiliyor. O yüzden e, temsil ettiğiniz kanal, kurum, e, sizin gözünüzden insanlara, sizin ağzınızdan insanlara ulaşıyor. Bu da donanımı gerektiriyor. E, bir diğeri de gerçekten şey zaman ayırmak, e, iyi eğitim görmek için e, talepkar olmak Eğitim gerekiyor. Eğitim bitmiyor ki zaten bizde hocam şöyle bir şey var yani tamam biz okulu bitiriyoruz evet ama şu e, ben tabii televizyon için konuşuyorum evet. e, bir konun gelecekse ya da ne bileyim değişik bir konu alacaksan o konuyu okuman ezberlemen işte bilgi sahibi evet. olman gerekiyor Tekrar işte dediğiniz gibi o kadar çok araştırma yapmanız gerekiyor. Bizim okulumuz bitmiyor hocam. İşte şey zaman ayırmak <laughs> En büyük şey evet. o yani. Bizim zaman okulumuz ayırma. bitmiyor. Ben her gelen bazen böyle konuklarla konuşuyorum. İşte bu kadar şeye nasıl yetişiyorsunuz? Çünkü ben ilk önce işte bir aktüelle başladım. Daha sonra ne bileyim bir sağlıkla devam ettim. Evet. Daha sonra işte şu anda siyasete devam ediyorum. İşte bunların hepsine nasıl yetişebiliyorsun? Ee, evet bazen bizim de çok fazla bocaladığımız dönemler oluyor ama bu bizim kendi mesleğimiz olduğu için evet. bir yerde artık evet bu senin mesleğin. Sen artık bu yolda ilerlemeye devam edeceksin. Yani senin okulun bitmedi. Biz artık onu kabullendik. Bizim Kesinlikle. okulumuz hiçbir zaman bitmiyor. <laughs> Ama, Ama bu evet, tüm meslekler çok güzel için böyle olması evet. gerekiyor. Çünkü terzi bile olsanız e, yeni modeller çıkıyor. Evet. Yeni üsluplar çıkıyor. E, Keski de biçki de bilmem nerede. Yani bu tüm meslekler için böyle. Yani gerçekten gündemi takip etmeniz gerekiyor. Tabii e, gelişmeyi takip mesela, etmeniz evet. gerekiyor. Kaldı ki iletişimde teknolojiyle dans ediyorsunuz. Teknoloji de buradan çıkıncaya kadar değişiyor. Yani şu yayını bitirip dışarıya çıkıncaya kadar biz bundan 20 yıl sonrası, 30 yıl sonrasını planlayan teknoloji uzmanları söz konusudur. Hmm. Belki de yeni bir gelişmenin, yeni bir teknik gelişmenin duyumunu alacağız birazdan. Böyle bir şey, böyle bir süreçte yer alıyorsun. O nedenle gerçekten zaman ayırmak gerekiyor. Yani kurguyu öğrenmek için zaman ayırman gerekiyor. Sadece ekonomi, politika şunu bilmen gerekmiyor. Teknik Anlamda da e, işini sağlıklı yürütebilmen açısından e, bazı teknik bilgileri de edinmen gerekiyor. Kurgu bilmen gerekiyor, yönetimi bilmen evet. gerekiyor, e, soru sormayı bilmen, bilmen gerekiyor. gerekiyor, soru neresinden tutacağım, nereye getireceğim e, bir görüşmeyi yönlendirebilir olman gerekiyor. Birçok açıdan da sadece bu e, derse gir. Tamam, e, iletişime giriş, iletişim tarihi, sinema kuramları, e, televizyon e, giriş, e, bunları okuduk bitti. Değil, değil. Eğer o üniversitenin imkanları varsa o iki saatini kafesinde, spor salonunda, spora da git tabii ki, geçirmek yerine belki bir saatini o e, üniversitenin televizyonuna geçirmen gerekiyor. Şey Cesaret Cesaret. Ya da, yani yani en, da. Büyük, en büyük şey de cesaretir bence. Bir cesaretle olmanız gerekiyor ekran karşısına çıkabilirsiniz. Ama cesaretin şey yok yani ya belli bir dozajla şey. esnafını alacağınız bir tablet değil. çıkarsanız kanala bir iki kem küm edersiniz <laughs> ee, ya alkış alırsınız ya yani biri parmağını gösterir size ama ikinci de bir adım daha ileri olursunuz. Üçüncü de daha da iyi olursunuz. Gittikçe çıtayıp seltirsiniz Yani cesarette kendi kendinle yarışıyoruz. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Beda Hanım'ın belgeseli fragmanı varmış hazırda. Hemen onu bir izleyelim isterseniz. Onun üstünden konuşalım birazcık da. Tabii ki. Mustafa bize... Söz 25 yaşına giriyor ve babasının ölümünden beri öz adıyla yaş gününü itirak ediyor. Yıl dönümlerinin insan için biraz da hesap verme günleri olduğunu düşündükçe, esasen hiçbir zaman mazur göremediğim ihmalimin ağırlığını daha fazla hissediyorum. Ümit, inkisar, matem, kararsızlık, ıstırap, didinme, uğraşma ve avunma ile geçen bu 21 ayın hiçbir gününü, hiçbir saatini, ...yaşanılanları, sözü ve onu düşünmeden geçiremedi. Fakat ne faydası var? Onun yaşamasına ben hiçbir yardım yapmadıktan sonra... Reke, ...bu reke, ihmalimi mazur farke. gösterecek sebepleri ileri sürmeye ruhum isyan ediyor. Yan zamanım, bu da bana... Zor geliyor, bu da gel. Evet hocam birazcık isterseniz buradan ıı, devam edelim. Fragman fikir sizin. Ne zaman ıı, başlıyor, ne zaman bitecek, ıı, ne zaman girecek yayınlara? Birazcık onlardan bahsederse. Iı, sözün Son Kadınları, Bediye Hanım diye Koyduk belgeselin adını. Evet. Söz gazetesini isterseniz aşağı yukarı ne olduğunu, Kıbrıs türkü için önemi nedir onu kısaca bahsedelim. Söz gazetesi Mehmet Remzi Okan'ın çıkardığı 1920'li yıllardaki gazetelerden biri. Birkaç gazete zaten söz konusu. Fakat şöyle bir farkı var. Mehmet Remzi Okan bir eğitimci, öğretmen. Fakat Lokman Hekim'in o dönem yönlendirmesiyle, ...basın alanına giren bir öğretmen. Öğretmenlikten istifa edip... ...neredeyse bir toplum öğretmenliğine... ...soyunuyor Mehmet Okan. Ve çok kısa sürede de Kıbrıs Türk toplumunun... ...çok önemli kanaat önerilerinden biri oluyor. Söz gazetesi ilk Türkçe çıkan gazetedir Kıbrıs'ta. Hmm. Kıbrıs Türk basın tarihinde. Ve Türkiye'deki milli mücadeleye... ...Kurtuluş Savaşı'na destek veren önemli e, gazetelerden, fikir gazetelerinden e, bir olduğunu söylemek de mümkün. Çünkü Mehmet Remzi Okan'ın e, bu dönemde yani Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı 20'li yıllarda Türkiye'deki önde gelen e, kişilerle e, ciddi yakın mesaisi söz konusu. Bunlar da işte Atatürk'ün yanında olan veya kültür sanat anlamında idare anlamda ön planda olan kişilerdir. Evet. Kıbrıs'ta düzenlediği birçok etkinlikle, elde ettiği gelirlerle, kermesler, çay partileri gazeteciler yürüttüğü bağış kampanyalarıyla topladığı birçok geliri Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'na gönderen bir gazeteci ve Kıbrıs Türk toplumunda da kendi diline, dinine, bayrağına sahip çıkma önünde veya kemalist düşüncelerin Atatürkçülük bilincinin yaygınlaşması ve kabul görmesi noktasında ön planda yer alan bir gazete. Evet. Mehmet Remzi Okan tabii ki 50'li yaşlara doğru ciddi bir rahatsızlık yaşar ve Lokman Ekim ve kızını büyük kızıyla birlikte Türkiye'ye tedavi görmeye gider. Fakat şöyle bir şey var. Küçük yaşlarda, 4 kızı var, 3 kızı küçük yaşlarda gazetede farklı açılardan görevler alanlarda görevler almışlar. Büyük kızı Beriye Hanım o dönem Victoria Kız Lisesi birincilikle bitirmiş, ödül almış. İlk defa da olmuş bu. Yani Victoria Kız Lisesi biliyorsunuz İngiliz yönetiminde. Evet, evet. İlk defa bir Kıbrıslı Türk kız okulu birincisi olup o kütüğe adını çakma hakkını kazanmış. O bile olay olmuş. O zaman mı? Yani protesto edilmiş ve ödülü verilmemiş falan filan. Fakat Beriye Hanım bu gazetede İngilizce çeviriler yaparak başlıyor. ...diğer iki kızı, Bediye e, Hanım ikinci kızı ve Bediye Hanım üçüncü kızı... ...onlar da gazetenin reklam bölümlerinde veya reklam müşterilerinde görev alıyorlar... Abone yazıyorlar, e, gazeteleri dağıtıyorlar. E, Bediye Hanım son dönemde de e, muhabirlik de yapıyor. Bulundukları, yaşadıkları dönemin en çağdaş e, kadınları veya genç kızları diyelim daha doğrusu... E, ...bisikletiyle e, Bediye Hanım, Bediye Okan... E, İngiliz döneminde polise gidip bilgi alıyor. o Bilgileri gelip yazıyor ve babasının onayına sunuyor. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Bisiklet o yıllarda bir kız, 17-18 yaşında bir kız gidiyor ilçeye İngiliz Polis Müdürlüğü'ne. Oradan atli haberleri alıyor. Polisi haberleri alıyor. Geliyor ve bunları haberleştiriyor. Ve babalarının rahatsızlığından sonra da Vediye Hanım ve Bediye Hanım ee, yaş e, olgusu göz önünde bu, tutularak gazete yönetimine geliyorlar. Yani babaları Türkiye'ye gidiyor vefat ediyor. E, ablaları orada yerleşiyor Beriha Hanım. Bediha Hanım 25 yaş sınırı var İngiliz Müstemleke Yönetimi e, yasalarına göre. 25 yaşında bir olan bir ancak bir gazetenin e, mesul müdürü olabilir. Önce Bediha e, sonra Bediha bu mesul müdürlüğü üstleniyorlar. Ve Kıbrıs'ta ilk kez sadece gazetecilik değil yazmakla e, veya fotoğraf çekmekle bir gazetenin ilk e, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında ilk sorumlu ve müdür müdür veya imtiyaz e, sahibi deniyor ya günümüzde. Hmm. Bu pozisyonda görev alıyorlar. E, çok meşakkatli ve zor yıllar. Çünkü hemen e, biliyorsunuz 2. E, Dünya Savaşı yokluk, kıtlık ve ülkemizde İngiliz yönetiminden evet. dolayı e, savaş, e, savaş dahil yönetim. olmuş durumdayız. Evet. Yani Kıbrıs'ta asker kaydı alınıyor, Türklerde merhumlardan İngiliz biliyorsunuz, Alman cephesine karşı. Bu süreçte gazetecilik yapan insanlar, bunların yaşadıkları bu zorlukları, sıkıntıları yeni nesillere ulaştırma düşüncesiyle ortaya çıktı. Sonradan öğrendik ki bu bahsettiğimiz dört kızdan sadece üç numaralı kızı Mehmet Remzi'nin hayatta, 94 yaşında şu anda İzmir'de yaşıyor. Ona ulaştık, İzmir'e gittik, röportaj yaptık, onu çektik. Ee, onlarla ilgili araştırma yapan, e, onlarla ilgili bilgi sahibi olan birçok e, insanı bulduk. Onlarla ilgili kitap yapan, e, yazılar yazan, çocukluk arkadaşlığı e, yapan e, insanları bulduk. Ve bize o dönemi ve onları anlattılar. E, ve onların gözünden ve Bediye Hanım'ın gözünden aslında Kıbrıs, Kıbrıs'ta gazetecilik e, ve e, Söz Gazetesi'nin Kıbrıs Türk Basınındaki yeri. Böyle bir belgesel. E, bitmek üzere belgesel. Bu ayın sonuna veya Ocak ayının e, ilk e, haftaları e, gö göstermeyi bir galayla e, Kıbrıs'ta ilgi duyanlarla paylaşmayı düşünüyoruz. Düşünüm. Bir de düşüncemiz şu Diyan'ın bize gittiğimizde e, fotoğraf koleksiyonunu açtı, fotoğraf albümlerini açtı. onlardan istifade ettik. Bir de görsel belleğimize böyle bir sergi e, sunmak istiyoruz. Şimdi bu sergi için işte fotoğrafları seçiyoruz. Onları e, baskıya asılıyoruz sergi ve gösterimleri birlikte planlamaya çalışıyoruz. daha yani birçok proje var diyorsunuz ilk e, aşamadaki projemiz e, hemen bunu tamamlayalım çünkü biraz uzadı. <laughs> e, birlikte çalıştığımız arkadaşlar ekipte e, askere giden oldu, <laughs> gelen oldu. E, bir kesintiye uğradı. Çok uzun süredir çalışıyor musunuz hocam bunun epey üzerinde? Epey oldu, epey oldu. Çünkü e, yani, yani bilgi askere toplamak, giden gelen oldu falan diye dedim <laughs> bayağı bir uzun süredir o zaman bu. E, birlikte çektiğimiz arkadaş, şey öğrencim şu anda mezunumuz Ömer Evre e, filmin aynı zamanda şey e, drama yönetmeni e, drama sahnelerinin e, kurgusunu o yaptı, evet. filmin kurgusunu o yapıyor. E, o bunun bir askerlik görevi oldu. Tabi arada <laughs> e, ekipten bir olmayınca e, yarım kaldı. E, şimdi onun tekrar aramıza katılması e, birlikte hız kazandı, bitmek üzere. E, in, yani küçük ince teknik işleri şu anda yapılıyor ve sergi hazırlığımız var. Fotoğraflarımız elimizde, sergi e, hazırlığı var. E, Birçok Birçok değişik insanın e, katılacağı bir gala düşüncesi var. Belki Türkiye'den de yönetmenlerin sanat ve düşünce ortamından insanların katılacağı bir gala ve aynı zamanda İzmir'de bir gösterim planlamaya çalışıyoruz Hanım'a evet. kendisine evet. seyrettirmek için. Böyle bir düşüncemiz var. ve bunun akabinde de farklı projeler söz konusu. Yine Türk sinemasıyla ilgili bir afiş ve sempozyum planımız var. Ee, önümüzdeki günlerde Nebil Özgentürk'ü aramaya hazırlanıyoruz 19 Aralık'ta ee, Onunla ilgili çalışmalarımız var Nebil Özgentürk'ü tanımayan yok Bizler de gelelim hocam Nasıl? <laughs> Bizler de gelelim ha, haberimiz olsun Tabii ki Bir Yudum insan belgeseliyle evet, evet. E, ve televizyonda bu yaptığı seriyle e, tanınıyor Aynı zamanda yazar Nebil Özgentürk birçok kitabı var Ünlü yönetmen Ali Özgentürk'ün de kardeşi 19 Aralık'ta davet ettik. Mutlulukla, memnuniyetle geleceğini ifade etti. Onu ağırlama yönünde bir çabamız var. Bir belgeselini göstereceğiz. Mübadele isimli bir belgeselini. Aynı zamanda imza günü yapıyor aynı gün. Hem film gösterimi söyleşi ve kitabını da imzalayacak. Geldiğinde yakın üniversitesi ilaç fakültesinde 19 Aralık'ta. Buradan duyurmuş olalım o zaman. Evet, Belki evet. tekrar aktarırız ama. Nevil Özgen Türkü bilenler, tanıyanlar, onunla bir arada olmak isteyenler, söyleşisine, filmine katılmak isteyenler ve kitabına imza almak isteyenler 19 Aralık'ta bizimle olabilirler. Evet. Peki hocam programımızın sonuna da geliyoruz yavaş yavaş ama son olarak öğrencilere neler söylemek istersiniz? Bu bölümü seçen öğrencilere nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Evet. Yani bir kere yol için e, Kıbrıs'ta e, bulunuyorlarsa, Kıbrıs vatandaşıysalar yakında üniversitesinin e, her yıl Haziran ayında yaptığı, Haziran ilk haftası yaptığı sınava girmeleri gerekiyor. Evet. Ve bu sınava girdikten sonra e, büyük bir kısmı da tam veya yarım bursla mutlaka yararlanıyorlar. Evet. E, Türkiye'den gelen öğrenciler için ise ÖSYM e, potası söz konusudur. ÖSYM'nin yaptığı sınavlara mutlaka girmiş olmaları gerekiyor. E, bu sınava girdikten sonra da tercih yapmaları gerekiyor. Tercihte %50, yüzde %75 ve %100 burslar var. Bunu da belirtelim. Burs alma olasılıkları da çok yüksek. Bu bursu da alıp üniversite geldikten sonra her şey onlarda kilitleniyor. İşin finans kısmını aileler zaten çözüyorlar ama evet. işin verim alabileceği yönü onlarda kilitli. Gerçekten çaba göstermeleri, sevmeleri... Sevdikten sonra da başarmayacakları mümkün değil. Bırakamayacaklar. Evet peki hocam çok teşekkür ederim. Ben programımıza katkı koyduğunuz çok güzel bir söyleşi oldu sizinle beraber. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Umarım yine bir araya geliriz. Evet. Size bundan sonraki programlarda başarılar dilerim. Çok, çok sağ olun. teşekkür ediyorum hocam sağ olun. Efendim Öğlen Ajansı'nın bugünlükte sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.